Hoş geldiniz Murat Bey. Hayırlı akşamlar, hayırlı günler. Sağ olun efendim. Allah ee, razı biz hocamıza imanı bozan haller var mıdır? Ee, hiç denk gelmedik, araştırıyoruz da. Bu konuyla ilgili bilgi almak istedik. Örneğin hani abdestin nelerin bozduğu belli veya namazın nelerin bozduğu belli. Bulabiliyoruz ama imanı bozan haller var mıdır? Varsa nelerdir? Hocamdan bu konuda istifade etmek istiyorduk. Peki Murat Bey, hayırlı akşamlar diliyorum size. Aydın'a selam olsun efendim, hayırlı akşamlar. Ne dersiniz hocam? imanı bozan hallerle ilgili imanı bozan haller şunlardır diye böyle madde madde bunlar sınırlandırılamaz, sayılamaz. Burada genel bir kural vardır. O da nedir İmanı bozan şeyler? Allah'ın varlığını ve birliğini inkar etmek. Peygamberleri inkar etmek. Allah'ın göndermiş olduğu kitapları reddetmek. Veya ayetlerden bir kısmını kabul etmemek, Allah'ın farz kılmış olduğu hükümleri reddetmek, inkar etmek, Allah'ın haram kılmış olduğu şeylere helal demek veya helal kılmış olduğu şeylere haram demek, açıkça nas olan bir konuda nas'ın zıttını söylemek, bu şekilde bir inanca sahip olmak ve bunları savunmak insanları ...dinden imandan çıkartan hususlar Eyvallah hocam. Yani bu saydıklarımızın altında da farklı başlıklara ayrılabileceği için... ...böyle direkt şunlardır denilmiyor değil mi hocam? Denilemez. Yani bunlar madde madde şunlardır şunlardır diye sayılamaz. Ve sayılsa bile o zaman bu doğru olmaz. Çünkü bunun dışında da zaman zaman insanları dinden çıkartan, çıkartabilen hususlar olabilir... Burada bir cümle olarak şunu da ifade etmeliyim ki bazı vesveseli insanlar var, kardeşlerimiz var. Bunlar hep buna takıyorlar. Yani ben şunu yaparsam dinden çıkar bunu söylersem dinden çıkar falan gibi. Bu konuda bu kadar da vesveseli olmamak gerekiyor. Bazılarında da şu var hocam. Mesela karşı kendileri için değil de karşı taraftan birinin yaptığı bir problem veya bir kusur yüzünden senin şimdi imanın gitti deyip onu e, küfür sahibi bir insan olarak nitelendiriliyor. Da. Bu da doğru değil değil mi? Bu konuda yeterli bir bilgiye sahip olmadan ilmi açıdan bir kimsenin küfre girip girmeyeceğini, giremeyeceğini değerlendirme kapasitesine, bilgisine sahip olmayan insanların insanları kafirsin, kafir kafir olduğun dinden çıktın diye damgalaması son derece tehlikeli ve sakıncalı bir durumdur. Eğer böyle olursa korkarım ki insanların birçoğunu dinden çıkartırlar. Onun için bu konu yani tekfir diyoruz biz buna. İnsanların küfrünü ilan etmek veya kafir olduğunu söylemek herkesin harcı değildir. Bu ancak İslam ulemasının verebileceği bir karardır.